İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbiye Stüdyoları. Saatler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek açıklamasında bulunduğu Türkiye'de 23'ü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığı ve ikili konularla Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği kaydedilen Washington'da 16'yı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ortak devriye görevine başladıkları Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 22'yi bir yıl içerisinde 10 bin yasal olmayan göçmenin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığı Kanada'nın başkenti Ottawa'da 16.01'i sadece vejeteryenlere hizmet veren bir lokantanın sahibinin kavga ettiği bir müşterisini öldürüp yemek yaptığı ve diğer müşterilere yedirdiği bildirilen Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da Cuma 03.02'yi gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Geride kalan günde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktaracağımız haftanın dördüncü gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz ve hemen başlıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boğularak öldürüldü, cansız bedeni yok edildi açıklamasının ardından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturulması ile ilgili yeni çok dramatik ve de çok çarpıcı iddialar gündemde. Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesi akıl almaz bir iddia ortaya attı. Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritilmiş olabileceğini öne sürdü. Üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırıldığı belirtilen Washington Post'un haberinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan incelemeler sonucu elde edilen delillerin de cesedin öldürüldüğü yerin yakınında yok edildiği tezini desteklediği belirtildi. Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü. Cansız bedeni önce parçalara ayrıldı, sonra da yok edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu açıklamaları Kaşıkçı cinayetinin üzerindeki sır perdesini araladı. Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl yok edildiği ise belirsizliğini koruyor. Washington Post gazetesi sütunlarında konuya ilişkin kan donduran bir iddiaya yer verdi. Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitle eritilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu yazdı. Gazete haberini üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdı. Konsolosluk bahçesinden alınan biyolojik delillerin Kaşıkçı'nın cesedinin öldürülerek parçalandığı yerin yakınında yok edildiği tezini desteklediği öne sürüldü. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Amerikan ABC News kanalına konuştu. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun bilinmediğine dikkat çekti. Bu konuda bir açıklama yok. Hala cenaze töreni yapılmadı. Bu İslam'da kabul edilemez. Bu bizim yerine getirmemiz gereken son görev. Cengiz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a da soruşturmanın güvenirliğini sağlama çağrısı yaptı. Onun öncesinde öldürülmedi diye düşünüyordum. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülen ve cesedi yok edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili köşe yazar olduğu Amerikan basın kuruluşu Washington Post'tan ortaya atılan bu yeni ve de çarpıcı iddia, evet, oldukça büyük yankı uyandırdı. Gazetenin haberine göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman öldürülen Kaşıkçı için tehlikeli bir İslamcı nitelemesinde bulundu. Daha fazla ayrıntı için Washington'a çeviriyoruz kameralarımızı. TRT Haber ekibinden Tuna Şanlı bizlerle beraber. Tuna, büyük yankı uyandırdı. Yani aynı zamanda bu iddiaya ilişkin başka bilgiler var. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la arkandaki Beyaz Ev'de oturan Başkan Donald Trump'ın damadının, Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton'ın telefon görüşmeleri yaptığı ve bu süreci bir şekilde, yani kriz yönetimini idare etmeye çabaladıkları şeklinde ifadeler var. Nedir Washington Post'un bu iddiasının ayrıntılarında ve nasıl yankı buldu orada?
Fuat Kozluk'ta önce taze bir gelişmeyi aktarayım. Dışişleri Bakanlığı'nda kameralara kapalı kaydı açık basın briefingi sona erdi az önce ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Cemal Khashoggi'nin cesedinin derhal bulunması ve defin için ailesine verilmesi çağrısında bulundu. Bu açıklamayı aktardıktan sonra Washington Post'un iddiası aslında kan donduran bir iddia Fuat Kozluklu. Sanki Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a bu cinayetin gerekçesini açıklar gibi bir pozisyona düşürüyor bu iddia. Nedir bu iddia? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Khashoggi'nin öldürüldükten sonra Beyaz Saray'ı aradığı ve Trump'ın hem danışmanı hem de damadı olan Kushner'le ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Haberde yer alan iddiaya göre bu görüşme sırasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Jared Kushner'e Khashoggi'nin Müslüman kardeşler üyesi tehlikeli bir İslamcı olduğunu söylediği ve Khashoggi olayının Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine zarar vermemesi gerektiği konusunda da telkinde bulunduğu iddiası. Bu iddia üst düzey makamlara dayandırılıyor. O görüşmede bizzat bulunduğu iddia edilen Trump yönetiminden üst düzey kişilere dayandırılıyor. Bu haberdeki belirtilen iddialar Washington Post'un haberi ve özellikle de Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman kardeşlerle ilgili görüşlerini bildiği için o kanaldan girdiği ve Khashoggi'nin Müslüman kardeşler üyesi olduğu şeklinde de bir iddia da bulunduğu belirtiliyor. Hemen şunu belirtelim. Haberde belirtilen unsur ve ailesi daha önce de defalarca yapmıştı bu açıklamayı. Khashoggi'nin Müslüman kardeşler üyesi olmadığını belirtiyor Cemal Khashoggi'nin ailesi. Habere geri dönecek olursak bu haberde özellikle altı çizilen ve haberi flash diyebileceğimiz öneme taşıyan unsursa şu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin cinayetin ardından Khashoggi hakkında böylesi karalayıcı bir konuşma, yani Trump yönetiminden üst düzey bir isme yönelik, Trump'ın damadına yönelik Khashoggi ile ilgili böylesi karalayıcı bir açıklama yapması, Khashoggi'yi karalamasının Suudi Arabistan'ın Khashoggi cinayetinin trajedik bir hata olduğu şeklindeki açıklamasıyla tamamen çeliştiği şeklinde bir yorum var. Ki bu zaten açıklamanın özüne bakarsanız başlı başına doğru bir tespit Washington Post tarafından yapılan. Ve özellikle de haberde şuna da yer veriliyor. Suudi Arabistan'ın şu an görevde olmayan Washington Büyükelçisi Halid Bin Selman'ın Khashoggi'nin hayatının önemli bir bölümünü Suudi Arabistan'a hizmet için adayan bir dost olduğu şeklindeki sözleri de belirtiliyor ki bu da yine Muhammed Bin Selman'ın Veliaht Prens'in açıklamalarıyla çelişen, daha doğrusu iddiasıyla, söyledikleriyle, Kushner'e yönelik Khashoggi hakkında söyledikleriyle çelişen bir başka unsur. Dolayısıyla bu iddia daha çok su kaldıracağı benziyor önümüzdeki günlerde. Amerikan basını şu sıralarda senin az önce bu bağlantıdan önce haber girişini okuduğun Khashoggi'nin cesedinin işte asitte eritildiği şeklindeki haberler ve CNN televizyonu buna ilişkin yayınlarıyla dolu şu an basındaki haberler. Ama bu iddia son derece önemli. Özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da Donald Trump'la gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde bu cinayetten sonra tabii Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile arasını iyi tutması yönünde de bir telkinde bulunduğu iddiası yine Washington Post'un bir başka iddiası. Dolayısıyla özellikle Trump'la Kushner'le Veliaht Prens arasında gerçekleştiği iddia edilen bu telefon görüşmesi de son derece önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan deviren ya da başkanı istifa ettirmiş bir gazete olarak bilinir. Akademilerde artık ders olarak okutulur. Watergate skandalını ortaya çıkarmış, Nixon'ı istifaya götürmüş bir gazete Washington Post. Monica Lewinsky skandalı, Bill Clinton'ın onu da bütün detaylarıyla yazmış bir gazete. Belli ki bugün sözünü ettiğin, aktardığın ayrıntılarda yer alan bilgilerin çoğu iddianın ötesine taşınacak somut verilere sahip diye düşünüyorum. Peki, Tuna Şanlı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. 60 yaşında Suudi vatandaşı Cemal Khashoggi. Akıbeti bilinmiyor. Ama bilinen çok şey aslında dile getirildi. Çoğu da belli ki istihbari bilgiye dayalı, somut istihbari bilgiye. Cemal Khashoggi katliamında, cinayetinde ne derseniz barbarca bir durum. Gelinen son durumu, bu süreci en başından bu yana yakından takip eden, hatta tüm dünyaya
duyuran bir meslektaşım. Aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın da dostlarından biri olarak bildiğimiz bir isim. Gazeteci yazar Turan Kışlakçı telefon attığımızda. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fuat Bey, merhabalar. Şimdi bir meslektaşa soru yöneltmenin ötesinde bir katledilmiş ismin en yakın dostu ile konuşmak kolay değil. Sizin duygularınızı anlıyorum. Sizin 2 Ekim'den sonra gösterdiğiniz çabayla tüm dünyanın bugün öğrenmeye başladığı şeyleri siz ilk günlerden dillendirmiş, buna ilişkin şüphelerinizi ya da duyduklarınızı kamuoyuyla paylaşmıştınız. Bugün geldiğiniz noktada nasıl bir Turan Kışlakçısınız bu konuda? Fuat Bey, hakikaten geçici söylemek gerekirse ben onları söylerken bile hep ihtimaller bıraktım. Umarım dediklerimiz doğru çıkmaz diye. Evet, biz teyitli birçok yerden aldığımız bilgilerle onu paylaştık ama hep olmasın diye dua ettim. Fakat gelinen noktada çok farklı bir süreçle karşı karşıya kaldık. Keşke olmasaydı. Beni üzen şey şu, şimdi bir devletten bahsediyoruz. Fakat son birkaç yıldır DAEŞ'in Orta Doğu'da yaptıklarını göz önüne getirdiğimizde ya DAEŞ'in bile bu kadar barbarlığa acaba yeltendi mi diye insan düşünesi geliyor. Sormadan edemiyor. Çünkü DAEŞ üyelerinin çoğuna da baktığımızda bu coğrafyada çoğu o ülkenin müntesipleri. Ve burada o zaman soru şu. Hakikaten bu gelen 15 kişinin DAEŞ'le bir irtibatları var mı? DAEŞ üyelikleri var mı? Bunun da ortaya konulması gerekiyor. Çünkü bu yöntem tarzı bu yüzyılda olmaması gereken bir şey. Fakat bir devlete mensup insanlar geliyor, bu katliamı işleyip gidiyor. Vahşice, barbarca, bakın öldürmeden bahsetmiyoruz. Vahşice, barbarca bir eylemden bahsediyoruz. Bu çağda olmaması gereken bir şey. Bu vahşeti hak edebilecek neler yaptı Cemal diye sormadan edemiyorum tabii. Burada asıl soru bu devletin ve bu gelen kişilerin DAEŞ'in yöneticileriyle bir bağ var mı? Bu yöntemleri acaba DAEŞ üyelerine bunlar mı öğretti? Bunların artık takip edilmesi gerekiyor bence. Çünkü evet. 11 Eylül'de düşünün Suudi Arabistan'ın bağları zaten belli, bağlar ortaya konmuştu. Bu son olayla birlikte artık DAEŞ'le bağlar da bence tabi ve incelenmesi gerekiyor. Şimdi Kaşıkçı'nın akıbetine dair belirsizliğin olduğu dönemde siz önemli bir ışık tuttunuz konuya ve o günden bugüne neredeyse tüm öngörüleriniz birer birer doğru çıktı. Washington Post'tan gelen şimdi bu çarpıcı iddialar, Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritilmiş olabileceğini öne sürüyor Washington Post gazetesi ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığını belirtiyor isim vermeden. Siz hem bu iddiayı hem de gelinen süreçte Başkan Trump'ın damadının Jared Kushner'in ki Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la ekonomik ilişkiler içerisinde olduğu gün gibi ortaya çıkmış birinin çabalarını ve de işte Müslüman kardeşler üyesi Kaşıkçı demesini Veliaht Prens'in Amerikan yönetimini bunun üzerinden bu cinayetle ilgili sessizliğe ya da Riyad yönetiminin çizgisine çekmeye çabalamasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi birinci veliahtın ortaya attığı ihvan üyesidir. İddiası tamamen boş. Bunu en başta kendisi biliyor. Çünkü ilk günkü açıklamalarından ta bugüne kadar yaptığı açıklamalarda Cemal bizim vatandaşımız Suudi Arabistan'a yakın. Birisi biz de onun akıbetini şüphe ediyoruz demişlerdi. Hiçbir an bu iddiamda. Şimdi gelinen noktada sıkışan bir adam. Bu adamı biz öldürdük ama bunun sebebi de ihvan üyesi olmadan dolayı daha farklı bir barbarlığa işaret ediyor. Yani ihvan üyesi olması demek bu katliamı biz yaptık çünkü ihvan üyesidir demeye getiriyor ki bu daha korkunç ve vahşi bir şey bence. Bunun yani tarifi imkansız bir şey diyemezsiniz burada. Bunu nasıl bu iddiada bulundu o da enteresan. Kushner'in biz Muhammed Bin Selman'la ta gitmişten beri son 5-6 yıldır beraber ticaret yaptıkları, hatta ticaretin ötesinde dostlukların olduğunu biliyoruz. Özel uçaklarla gezmeleri, özel uçaklarla
işte tatile gitmeleri beraber, daha buna benzer onlarca örnek sıralayabilirim. Batı medyasında bunlar zaten çok geniş detaylı zikrediliyor. İkisi arasındaki ilişkiler. Burada soru şu bence, Batı medyasında da bu. Kushner'in, Muhammed Bin Selman ve ekibi bu olayı işlerken onun bilgisini olup olmadı. Çünkü gelen bilgiler Kushner'in de bu anlamda bilgiye, bir malumata sahip olduğu yönde iddialar var. Muhammed Bin Selman'ın da dün Arap basında şu detaylı, Arabi 21 ve birçok gazetede şu haberler çıktı. Muhammed Bin Selman'ın özellikle Netanyahu'dan ve Kushner'den bu anlamda lütfen beni kurtarın, kurtarmanız karşında ne isterseniz yapmaya hazırım. İsrail'i tanıyacağım ve İsrail'i tanıması için bütün Arap ülkelerine baskı yapacağım diye bir teklifi var. Bu da Arap basında dün, iki gündür yayınlanmış durumda. Bununla ilgili iddialar var. Ve cesediyle ilgili de iddialar şöyle, 3 tane iddia dolaşıyor şu anda. Birinci iddia, Cemal Khashoggi'nin işte zaten artık detayları çıktı. Öldürüldü, vahşice, barbarca öldürüldü. Fakat aynı zamanda asitte eritildi. Bu işte Washington Post'ta çıkan haber. İkincisi ise parçalandı cesedi, başka bölgelere, farklı farklı yerlere gönderildi. Bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı yurt dışına götürüldü deniyor. Dün de Arap medyasının birisinde şöyle bir iddia ortaya atıldı. Cemal Khashoggi'nin cesedinin üçe bölündüğünü, bir kısmı başının işte Riyad'a, gövdesinin Mısır'a, diğerlerinin ise Abu Dhabi'ye götürüldüğü iddiası vardı mesela. Bu iddia da Arap medyasında tartışılan. Şimdi size hangisi mantıklı geliyor? Sizin edindiğiniz bilgiler? Benim edindiğim bilgiler genelde şu, evet, kafasının, başının özellikle Riyad'a götürüldüğü iddiası çok güçlü. Çünkü hem bu Suud'dan, Suud işinden birileri onaylıyor bunu. Dışarıdaki prensler bunu onaylıyor. Komşu ülkeler de bunu onaylıyor. Bununla ilgili. Fakat burada bazı bedenin burada olma ihtimali var. Belli parçaların burada olma ihtimali var. Bu daha kuvvetli, ama ikincisi şu, işte Mısır'a ve diğerine de götürme, Arap dünyasında şu anda bu iddia daha çok dillendiriliyor ve konuşuluyor. Tabii burada artık şunun olması gerekiyor. Uluslararası kurumların devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bu iş büyüyecek, bölgede ve küresel anlamda ciddi etkilerinin olacağını göreceğiz bunun. En basitinden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bundan 2-3 hafta önce Katar'a gizli ziyarette bulundu. İran'a gittiği ifade ediliyor. Yeni bir, aslında bir rota çizmek istiyorlar kendilerine. Tabii burada Amerika'nın bu konuda alacak, kongrenin alacağı karar da burada önemli. Bütün bunlara baktığımızda ciddi, bu işin ucu ta Amerika'ya kadar uzanacak gibi. Ve bunun ciddi sonuçları olacak. Washington Post ve Amerika'nın bütün medyası, hatta az önce bile Washington Post'tan birçok gazeteci arkadaşa konuştuğumda, onlar bu işi her ne kadar örtbas etmeye çalışsa bile örtbas edemeyeceklerini söylüyorlar. Buna mesela dün Amerika medyasında yer aldı ama bizde fazla yer almadı. Amerika'da iki Suudi Arabistanlı kız kayıp. Abi, New York'ta bulunanı diyorsunuz. Evet. New York'ta iki kız kardeş Hudson Nehri'nde, yanılmıyorsam New York Times'ta, evet, mı okudum? Evet. Hudson Nehri. Şimdi bu kızların annesi şöyle diyor. Bunlar Büyükelçilik, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri tarafından arandılar. Amerika'ya vatandaşlık için başvuruları var bunların. Ve iki kız kardeş ölü bulunuyor. Şimdi bunun, ama şunu da paylaşayım mı? Elleri bantlı, ağızları bantlı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington yakınlarındaki çok iyi bir semtte oturur. Fairfax County dedikleri, o ilçede yaşadıkları, Ağustos ayından beri kayıp oldukları, sosyal medyada Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı eleştiren ağır tweetler, şeyler, paylaşımlar yaptığı. Doğru. Şimdi bu iddialar, ailesi de bunu onaylıyor. Ailesi de hatta bu tweetlerinden, eleştirilerinden dolayı şeye maruz kaldıklarını, tehdit edildiklerini, hatta konsolosluğun oradaki Amerikan Büyükelçiliğinden bile arandıklarını söylüyor. Şimdi bu, o zaman işin vahametinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Bu daha fazla Amerikan kamuoyunda yankı bulacak diye düşünenlerden birisiyim. Zira Amerikan topraklarında yaşanan bir olay. Evet. Daha vahim bir noktaya taşır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle, bence de zaten bu olayı biliyorsunuz, son günlerde, geçen haftalarda bu örtbas edilmeye çalıştı. İşte Amerikan eski devlet başkanlarına gönderilen
işte kutular, o bombalar ifadelerinden dolayı, evet paketler, ondan dolayı örtbas edilmeye çalışıldı ama tekrar yeniden bu iki ikiz kardeş ve dün Sayın Başsavcı'nın açıklamasından sonra tekrar yeniden birinci sırayı almış durumda. Tabii daha farklı, bunu yeniden unutturmak için farklı önümüzdeki günler Avrupa'da, farklı bir yerde, hatta şunu da ihmal etmemek lazım. Avrupa'nın göbeğinde bir yerde terör saldırısı DAEŞ üzerinden yaptırılıp işte bu olayı örtbas etmeye yönelik de çaba içinde olabilirler bunu. Peki size bu göre tarzı... İsrail, Suudi Arabistan, Amerika denklemin neresinde? Netanyahu'nun bu ilişki ağını da az önce vurguladınız. Dikkat edin, İsrail medyası son iki haftadır yaptıkları bütün haberlerde Selman'ı kollayalım, koruyalım diyorlar. Muhammed Bin Selman. 50 yıldır beklediğimiz bir lider. Çünkü İsrail'i hakikaten hiç ummadığı şekilde ön açtı. Yani şöyle diyeyim, son 100 yılda İsrail'in 1917'de Yahudilerin yerleştirme, Kudüs'e yerleştirmeden beri bugüne kadar en büyük hızlı adımları bu dönemde atabildiler. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Mekke'de, evet, Mekke'de ve Medine'de resimler çekiyor artık. Siyonist örgütlere bağlı üst düzey yetkililer Mekke'ye gidiyor, Medine'ye gidiyor, oradan resimler çekiyor. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor, oradan resimler paylaşıyorlar. Yani tarihte o umulmadık kadar böyle ileri bir adım attılar. Anlıyorum. Peki. Bunları göz önüne getirdiğinizde yani bunu İslam dünyasının, Arap dünyasının buna tahammül edebileceğini düşünmüyorum. Tabii Muhammed Bin Selman'ın, oğul Selman'ın kendini kurtarmak için her şeyi yapacağı da ortada. Abisinin sürgünden döndüğünü, İngiltere ve Amerika garantisinde döndüğünü de belirteyim. Acaba evet. Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın iktidarı olabilecek mi? O da büyük bir soru işareti, olmayacak gibi geliyor artık. Yemen konusundaki Amerikan tavrını evet. da şimdi ekleyerek. Amerikan, Avrupa'nın tavrı gittikçe ortaya çıkıyor. Daha var çünkü artık bu olaydan sonra hiçbir devletlerin Muhammed Koşner haricinde Muhammed Bin Selman'la poz ve aynı kareye girebileceklerini tahmin etmiyoruz. Peki. Çünkü Bursa'sı şeyde de gündeme geliyor. Dün aileyle de konuştuğumuzda aile sadece cesedinin öncelikle bulunmasını istiyor. Ve daha sonraki süre İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu olayın gidebileceğini düşünüyorum ben. Evet, son iki soru. Kısaca Suudi tarafı neden yerli işbirlikçiyi açıklamıyor olabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söylediğiniz gibi yerli bir işbirlikçi varsa onu bari paylaşın dedi. Bu arada Suudi savcının da buraya gelip bir işbirliğinden ziyade Türk tarafının elinde neler var acaba onu öğrenmeye çalışayım niyetiyle geldiği ifade ediliyor. Evet. Birincisi savcının ifadelerine bakarsak savcı hakikaten buraya Türk savcısının elinde ne tür deliller var onu öğrenmeye geldi. Sebebi de şu, çünkü bu olayın büyükleri çok büyük. Yani Suudi Arabistan içinde birçok şeyi Türk yetkililerin bunda ne kadar bu delillere vakıf olduklarını onu öğrenmek için gelmişti. Zaten telefonu sormasının, diğer şeylerin sormasının bence arkasındaki şey bu. Birçok ülkeyi çünkü etkileyebilecek bir şey ve bu delillere ulaşmaya çalışıyor. Tabii aslında kendisinin yapması gereken şey şuydu. 18 kişinin ifadesini Türkiye'ye sunması gerekiyordu. Başka cesedin yerini söylemesi gerekiyordu. Fakat cesedin yerini maalesef hala söylemediler. Yerli işbirlikçi meselesine gelirsek Suudi Arabistan hala bu hikayeyi örtbas etmeye çalışıyor. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Farklı farklı hikayeler ortaya koyuyor. Hikayelerin hiçbirisi bu ana kadar doğru çıkmadı. Ve burada da cesedin parçalaması olayını da büyük ihtimalle Türk bir yerli işbirlikçi hikayesi içinde uydurdukları bu hikayenin içine hapsetmek istiyorlardı. Fakat Türkiye yetkililerin, Cumhurbaşkanımızın ve savcının ifadesi bize bu işbirlikçiyi söyleyin demelerine rağmen bunu ifade etmemeleri şunu gösteriyor. Burada da yeni bir yalan haberle karşı karşıyayız. Cinayetin, barbarlığın, katliamın artık nasıl ifade edebileceğimizi de bilemiyorum. Tam olarak aydınlatılması noktasındaki inancınız ya da artık karanlıkta bir şey kaldı mı sizce? Bence kalmadı. Birçok, hatta ben olayı ilk duyurduğumda, ilk haftalarda hiç ummadım. Hatta gazeteci arkadaşlar bile ya bu kadar olmaz, nasıl olur bunlar derken, hatta ağır eleştirilere de maruz kalmıştım o dönemde. Ya bunu aydınlatılmazsa ben bu olayı nasıl anlatayım? Çünkü biz çok ciddi delillere ulaşmış, %99'a yakın kani olmuştuk. Ondan sonra bunu ifade ettik. Hem içeriden hem dışarıdan onaylatmıştık bunu. Fakat genel noktalar az önce de ifade ettiğiniz gibi doğruladı ama
Bundan sonra zaten her şey ortaya çıktı. Şey şu sadece, cesedin ortaya çıkmasını istiyoruz ve bunu yapanların yargılanması. Sadece bu. Ailenin de talebi bu, dostların dostlar olarak bizlerin de talebi bu. Ve aynı zamanda artık insanlık bu tarz eylemleri bir daha yaşamasın. Gazeteciler bu tarz şeylere maruz kalmasın, onu talep ediyoruz biz de. Turan Kışlakçı, sosyal medya üzerinden, özellikle Arap dünyasından, özellikle de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ekibinin size yönelik itibarsızlaştırma ve de tehdit içeren mesajlarla karşı karşıya kaldığınızı biliyorum. Nedir bu noktadaki son gelinen durum? Bir tehdit ve koruma gibi bir talep ya da bir ihtiyaç hissediyor musunuz? Fuat Bey, sağ olsun Türk polisi bu anlamda, emniyeti bu konuda her türlü desteği verdi. Bu konuda bir sıkıntımız yok ama şu var. Arap medyası da ilk haftalarda çok ciddi manada hemen her gün aleyhimize bir haber yapmışlardı. Fakat gelinen noktada o hatta yaptıkları haberleri bile YouTube'dan kaldırdılar. Çünkü hikaye ortaya çıkınca bütün yalanlarını örtbas etmeleri, edebilmeleri için öldü ifadesi açıklandıktan sonra aynı saatten, hatta öldü ilanını duyurmadan bir saat önce bütün videoyu kaldırmışlardı. Gelinen noktada onlar bile artık hakikati gördüler. Bundan sonra ki sürecin nasıl olacağıyla ilgili artık büyük ihtimalle artık devletler, çünkü işin arasına girdi, uluslararası hukuk girdi, uluslararası kurumlar girdi. Bundan sonra onlarla nasıl baş edecekler göreceğiz. Peki. Çok çok teşekkürler. Allah korusun sizi. Ederim. Sağ olun. Amin. Çok İyi sağ olun. Geceler, çok teşekkürler. İyi geceler. Saatler, sağ olun. Saatler 23.27'yi gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Ve Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ile Amerika Birleşik Devletleri ordusundan askerler ortak devreye başladı. PKK-YPG'li teröristlerden temizlenecek ve Münbiç'lere teslim edilecek Münbiç. Bütün anlaşma, bütün plan bu doğrultuda. Devriyeler belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecek. İki ülkenin ortak devriyesi Türkiye saatiyle saat 15.53'te başladı. Açıklamayı da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Münbiç yol haritası uygulanmaya devam ediyor. TSK ile ABD askerlerinin müşterek eğitimleri bitti, ortak devriye başladı. Bölge teröristlerden temizlenecek. Terör örgütü Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini de bilmelidir. Aslında Ankara-Washington hattında 4 Haziran'da imzalanan mutabakata göre 90 günlük süre içinde terör örgütü Münbiç'ten çıkarılacaktı. Ancak Amerikan tarafı teknik gerekçeleri ileri sürdü ve gecikmeye neden oldu. 68 kez bağımsız, koordineli faaliyetin ardından ortak devriyeye geçildi. Sacır Nehri'nin güneyinde başlayan bu ortak devriye faaliyetiyle birlikte YPG-PKK terör örgütü Münbiç'i terk edecek ve daha önce Münbiç'ten kaçmak zorunda kalan 100 binin üzerinde sivil de evlerine dönmeye başlayacak. Saat 15.53 itibariyle başladığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildi. Sabırla bu ilişki sürdürülecek ve sonuçlarının alınması beklenecek ifadesini kullandı. Akar'ın ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Faaliyetler Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri çerçevesinde yürütülüyor denildi. Devriyelerin belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı. Münbiç'te Türk ve Amerikan askerleri ortak devriyeye başladı 15.53 itibariyle. Ankara-Washington hattında da önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüştü. Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde kararlılık vurgulandı.